Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Hadi başlayalım. 12. soruyla kalmıştık en son. Bakalım ne diyor bu sorumuz. Aşağıda kesik koni biçiminde bir sürahi ile silindir biçiminde bir bardak. Suyla 4 kez doldurulup 4 kez sürahiye boşaltılmış arkadaşlarım. Şimdi bunun hacmini bulalım. Öncelikle yarı çapı 2 santim, yüksekliği de 3. Şimdi bunun hacmi taban alanı pi r kare çarpı yükseklikten 12 pi. Bundan buna 4 kez doldurma yapılmış. Bir kere doldurdum mu 12 pi'lik su gider. 4 kez doldurdum mu da 48 pi'lik su dolar buna dostlarım. Şimdi şuraya kadar dolmuş olsun 48 pi. Burası dolu. Peki bu ne diyor bize kardeşim? Bunun da bir hacmini bulalım da ne kadar kaldı onu da bir hesaplayalım isterseniz dostlar. Bu da kesik koni değil mi? Şöyle ters çevirip ya da buradan da yapabiliriz. Şurada göstereyim kesik koniyi. Bunun da bir hacmini bulalım biz dostlarım şöyle. Şurasının yarıçapı 2 santim. Şuranın yarıçapı 4 santimmiş. Yüksekliği de 6'ymış bunun dostlar. Şuradan aşağı inen diklikte 6. Hemen tam koniye tamamladık bunu. Şunun yüksekliğini bulalım. H diyelim. Bakın bu 2. Bu tabanın yarıçapı. Bu tabanınki de 4. Yani orta taban olduğunu fark ettim. Demek ki yanları 2'ye bölüyor. H da 6 o halde arkadaşlar. Şimdi tüm koninin hacmi taban alanı pi r kare yani 16 pi çarpı yüksekliği 12 bölü 3'tür. Eksi diyorum şu üstteki yani daha doğrusu bize göre alttaki koninin hacmini çıkartacağım. Taban alanı pi r kareden 4 pi çarpı yükseklik 6 bölü 3'ü çıkartıyorum dostlarım. Şunu bir düzenleyelim. 4 64 pi burası eksi 8 pi de budur. 64'ten 8 çıkınca da 56 pi'miş. Aslında bunun hacmi. 56 pi ise geriye ne kaldı dostum? 8 pi'lik bir hacim kaldı. Şurada boş kalan kısım 8 pi'miş. Bu zaman biraz daha yukarıya taşar bu diyelim. Şuraya kadar gelsin 48 pi. Şurası da 8 pi kalsın dostlar. Tamam. Peki diyor ki daha sonra sürahi içerisine bir birim yarı çaplı küre biçiminde kaç adet demir bilye atılırsa sürahi taşma seviyesine gelir. Şimdi yarı çapı 1 olan kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küpten 4 pi bölü 3'tür. Bundan diyor kaç tane atarsan taşma seviyesine kadar gelir. Yani şurada boş kalan 8 pi'yi doldurursun diye soruyor bize dostum. Hemen 4 pi ile bunu sadeleştirelim 2. 3'ü de buraya çarpı atalım. 6 tane atınca 8 pi de doluyor. Tam taşma seviyesine kadar geliyormuş dostlar. Cevap 6. Evet geldik bir sonraki sorumuza. 13 numara bakalım ne diyor. Kahve yapma makinesi taban yarıçapı 4 santim olan silindir şeklinde birleştirilip oluşturulmuştur. Tamam. Resmi tarif ettiği için hızlıca okuduk burayı. Geç burayı. Makine boşken B parçasının üstünden A parçasının hacminin 3 bölü 2 kadar su konulunca B kısmının su üst parçasının yarı yüksekliğine H ulaşıyor diyor. Bir de okuyabilsem anlamadım ki anasını satayım. Dur bir daha. Şimdi makine boş. İçinde hiç su yok. B parçasının üstünden şuradan su boşaltıyoruz. Tamam. A parçasının hacminin 3 bölü 2 katı kadar su konuluyormuş dostlar. He. Şimdi A parçasının hacmi neymiş onu bir hesaplayalım. Silindir ya A. Taban alanı pi r kareden 16 pi çarpı yüksekliği de 6 96 pi'dir. A'nın hacmi. Bunun 3 bölü 2 katı kadar. Hemen 3 bölü 2'sini hesaplayalım. Şurası 48. 3 ile çarpalım dostlarım 48'i. 120, 24 daha 144 pi. Su koymuşuz biz bunun içine. 96'sıyla burayı doldurdu. Geriye kaldı 48 pi. O da buraya denk düştü. 48 pi de buradaymış arkadaşlarım. Peki. Evet H'a kadar su doluyor. Buna göre H kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi şurası bunun yarı çapı da 4'tü. Onu da şurada gösterelim. Şunun yarı çapını bulalım hemen dostum. Burası 4. Toplamlarının yarısı olacak. 3 orta taban olduğu için.
Şurası 3, burası 4. Hacmi de 48 pi'ymiş kardeşler. Bize de bunun yüksekliğini soruyor kardeşim. H'ı soruyor. Hadi şurası da H tabii ki. Gelin bir de şuradan bunu tamamını şöyle çizelim. Tamamını çizmeye çalışalım. Şuradaki yüksekliği de bulalım. Bakın burası 2, şurası 4. Demek ki bu 2 orta taban. Yani burası 2H ise burasının da 2H olması lazım diyelim. Şimdi şuranın en üsttekinin hacmini bulalım dostlarım. Hemen buluyorum. Taban alanı pi r kareden ya da onu mu bulalım? Tamamını bir bulalım ya. Tamamını, tüm koninin hacmini. Taban alanı şuradaki dairenin alanı pi r kareden 16 pi çarpı yüksekliği 4h bölü 3. Eksi diyeceğiz bundan. Şuradakinin hacmini çıkartacağız. Şu kısmın hacmini çıkartıyorum. Üstteki iki parçanın hacmini yani. Yüksekliği 3h olan kısım. Taban alanı pi r kareden 9 pi çarpı yükseklik 3h bölü 3. Burası 64 pi h eksi 27 pi h bölü 3 oldu dostlarım ve bu da 48 pi'ye eşitmiş. Şimdi bir kere şu pi'lerden kurtulalım dostlarım. 64'ten 27'yi çıkartıyorum hemen şöyle kenarda. 14'ten 7 çıktı 7. 5'ten 2 çıktı 37. Burada 48 eşittir 37 h bölü 3 oldu. 3 ile 48'i çarpalım. 120, 144 eşittir 37 h oldu. 144 bölü 37 eşittir h geldi. 14 numara, bir küp şeklindeki gibi eşit hacimli 5 dikdörtgen. Bir küp, burası bir küpmüş. Eşit hacimli 5 dikdörtgen prizmaya ayrılıyor. Bu prizmalardan bir tanesi turuncu, bir tanesi de lacivert renklere boyanıyor. Kullanılan lacivert boya miktarının turuncu boya miktarına oranı nedir diye de bir soru sormuş bize. Peki hocam. Şimdi şunun A desek, şu parçasına, yani şuraya A demişim dostlarım. Bunların hepsi A olur tabii ki. Şuraya da ne diyelim? B diyelim. B olsun burası. 1, 2, 3, 4B oldu şuradaki küpün bir kenarı. Demek ki bu da 4B, bu da 4B, bu da 4B. Şuranın uzunluğu da tabii ki 4B oldu. Şuraya da tamamı yine 4B olacak. A burada olduğu için hadi buraya da bir C diyelim. Yalnız A artı C eşittir 4B, unutmayalım bunu da kardeşim. Şimdi başka neler yapabiliriz? Eşit hacimlere bölmüşüz bunları. Bakın şunlardan birinin hacmini bulalım. Şimdi şurasına B dedik. Burası A, şurası da 4B. Şimdi taban alanı A çarpı B çarpı yükseklik 4B, bu bunun hacmi eşitmiş mavinin hacmine. Gelin onu da bulalım. Bunun tabanı da 4B çarpı C, yüksekliği de 4B'dir dostlarım. 4B'de yükseklik. Şunlar gitsin, B'ler gitsin, A eşittir 4C kaldı geriye. Şurası 4C'ye eşitmiş A dediğimiz yer. Peki, bu da tamam hocam. A dediğimiz şey 4C ise burası 5C eşittir 4B oldu. C'ye 4K, B'ye 5K diyebilirim bu halde. Peki A neye eşitti? 4C'ye. 4C A'da demek ki ne oluyor? 4C ise 16C mi geliyor? 16K mı kalıyor C'ye 4K yazdığımda? A 16K oldu. B 5K oldu. C 4K geldi. Tamam. A yerine 4C yazmıştım. Tamam. Her şey yolunda şu anda. Peki diyor ki lacivert boya miktarı. Hadi gelin bunun alanını hesaplayacağız yani şimdi. Şuraya ne demiştik? C. Burası C'ydi. Yani 4K. Şurası 4B. Yani 20K. Yüksekliğimiz de 4B'ydi dostlarım. O zaman yine 20K diyelim yüksekliğimize de. Peki alanı. Şimdi taban alanını bulalım. Taban alanı 4K çarpı 20K'dan 4 kere 2 80K kare yapar taban alanı. Aynısından bir de yukarıda var. Bir 80K kare de oradan geldi. Artı
şu yan alanını bulalım. Bakın şurayı. 20 çarpı 20'den 400 kare. Aynısından bir de diğer tarafta var. 400 kare de oradan gelecek dostum. 800 kare. Artı bir tek şu önümüzde kalan alan kaldı. Onu da şöyle renkle göstereyim. Şurası kaldı arkadaşlarım. Bir bunun bir de tam arkası kaldı. Şimdi onu da bulalım hemen. Burası da yine 20K olduğu için 20 çarpı 4'ten 80K kare. Aynısından arkasında da var. 160K kare de buradan geldi. Şimdi mavinin toplam alanı ne yaptı? 800, 160, 160 daha 320 yapar. 320, 800 daha 1120K kare. Bu mavi alan. Peki turuncuyu bulalım şimdi. Turuncunun da şu en öndekini bulsak yeterli. Şurası 4B'ydi yani 20K. Şurası A'ydı yani 16K. Şurası B'ydi yani 5K. Peki hadi bulalım şimdi arkadaşlarım. Üstteki taban alanımız. Burası 5K demiştik. 5K çarpı 16K'dan 80. Aynısından altta da var. 80 ile 80'in toplamı 160K kare buradan geldi. Artı. Önümüzdekini bulalım direkt. 16 çarpı 20, 320K kare yapar. Arkasında da aynısından bir tane var. 640K kare de oradan geldi. Şu yan alan kaldı. Onu da bulalım. 5 çarpı 20, 100. 100 de bu tarafta var. 200K kare de bundan geldi. 640, 700, 800, 1000K kare. Sarısı da 1000K kare yaptı. Lacivert boyanın turuncu boyaya oranını soruyor. Direkt bunların oranı. K kareler gitti. Birer de sıfır silelim. 112 bölü 100. Yani 2'ye bölersek 56 bölü 50. Bir daha 2'ye bölersek 28 bölü 25. Bursa. Şekil 1'deki dikdörtgenler prizması. Şekil 2'deki gibi iki eş parçaya ayrılınca yüzey alanı A. Şekil 3'teki gibi 4 eş parçaya ayrılınca yüzey alanı B birim kare artmaktadır. A bölü B oranı nedir diye soruyor bize dostlarım. Şimdi buradaki artış miktarı dostlar tam bunu biz ortadan ikiye böldüğümüzde şu aradan baktığınızda şu ikisini biraz arada boşluk var ya aradan baktığınızda şurada bir dikdörtgen var arkadaşlarım. Şu kısmını çizebiliyorum hatta şuraları arkada kalıyor kutunun arkasında. Burası devreye giriyor değil mi? Normalde tam şunu şu ortasındaki şu arada kalan kısmı biz göremeyiz. Ama bu ayrıldığında bakın bu kısım devreye giriyor. E bir de bunun tam karşısında bunun üstünde olan bir kısım da aynısından bir de orada var. Demek ki iki tane şu dikdörtgenin alanı geliyor bizim yüzey alanımıza. Bu ikisinin alanı ekleniyor dostlarım. Peki bir tanesini bulalım. Yüksekliğimiz 3. Genişliğimiz 6 olduğu için 18'dir. 36 eklendi. Yani A dediğin şey 36 birim artmış burada. Peki buna gelelim şimdi dostlarım. Bakın burada da kardeşim yine şu dikdörtgenle şöyle göstereyim. Burada bir dikdörtgen geliyor. Şundaki dikdörtgen. Aynısından bir tane de buradan geliyor ki bu ikisinin birleşimi zaten az önce birleşiktiler ya 36. Yani bununla tam bundaki dikdörtgenlerin toplamı 36. Şimdi 36 ama bitmedi. Bir de bakın şu yandaki dikdörtgen ekleniyor. Bir de şundaki dikdörtgen. Ve tam karşısında bunların karşısındaki şuradaki dikdörtgenler de eklenecek devreye. Şunu bir bulalım biz dostlarım. Şurası kaçmış? Şimdi toplam 4'tü burası. 2, 2 diye ayrıldı. 2, 2. Yüksekliğimiz de 3'tü. 2 kere 3, 6. Bir 6 bundan, bir 6 bundan, bir 6 bundan. 4 tane de 6 eklendi. Yani 24 eklendi. O halde B'de ne yaptı? 60. Yani bize 36 bölü 60'ı soruyor. 4'e bölelim ya da 12'ye bölelim. 3, 12'ye bölelim. 5. Evet. Aslı elindeki zeka küpüyle oynarken yanlışlıkla bir parçası çıkmış ve küp 27 tane eş küpe ayrılmıştır. Tamam zaten burada 27 tane küp var. Ayrılan 27 tane küpün toplam yüzey alanı
Başlangıçtaki küpün yüzey alanının kaç katıdır diye soruyor. Şimdi şunların bir kenar uzunluğuna biz 1 diyelim mesela her birine. Burası 3 olsun. Burası da 3, burası da 3, burası da 3 oldu. Şu anda yüzey alanımız 6 tane karenin alanıdır dostlarım. Tüm yüzey alanı. Yani bir karenin alanı 9 olduğu için 6 tanesi 54 yapar. Bu ilk durum. İlk durum. Şimdi bunları ayırdığımızda her biri şöyle bir birimlik, bir kenarı bir birim olan küp haline döner. Peki bunun alanı, bir tanesinin alanı 1 olduğu için 6 tane var. 6'dır bunun alanı bir tanesinin. Ama bundan elimizde 27 tane oldu değil mi dostum? 27 çarpı 6 tane, bu da son durum, yüzey alanıdır. Peki kaç katına çıktı diye soruyor bize. O halde 27 çarpı 6 bölü 54 diyelim. Gitti gitti 2, gitti gitti 3. 3 katına çıkmıştır diyebiliriz. 17. Şekilde bir ayrıtı 8 santim olan küp şeklindeki tahta bloğun bir köşesinden 3 blok, diğer köşesinden de 2 olan blok çıkartılıyor. Değişme nasıl olur diye sormuş. Dostum çok kolay bir soru olmuş bu. Şöyle küpün, yani bir dikdörtgenler, bir prizmanın diyelim köşesinden çıkıyorsa, bak burada da köşeden çıkıyor değil mi? Şu köşeden çıkıyorsa alanda asla bir değişiklik olmaz. Yani cevap direkt Edirne. Alanda değişiklik olmamıştır. Şöyle ortalardan bir yerden çıksaydı alanda artış veya azalış vardır diyebilirdik. Köşeden çıkıyorsa şu köşeden, bu köşeden, buradan, buradan, buradan 8 köşenin herhangi birinden çıktığında alanda değişiklik olmaz. Dikkat et. Alanda ama, tamam mı kardeşim? Hacimi sorsaydı tabii ki bir azalış olurdu bir şeyler çıktığı için. Bak burada şimdi yüzey alanını soruyor. Bir değişim oldu mutlaka. Çünkü köşeden çıkmamış. Bakalım 4, 5, 8'i gördük. Küp çıkarılmış. Dikdörtgenler prizmasının yeni yüzey alanını soruyor. Şimdi biz normalde bütün yüzey alanını hesaplamak istesek, hani hiçbir şey çıkmamış gibi davranalım. Şöyle değil mi? Alttaki taban 32'dir alanı, bir de üstte var 64. Yandaki dikdörtgen 20'dir. Bir de bu yanda var arkadaşlarım 40. Ne kaldı? Öndeki. 5 çarpı 8 40. Bir de arkasında var aynısından 80. Yani 120, 64 daha, 184'tür normalde hiçbir şey çıkmasaydı alanı buydu. Şimdi bu alana giren çıkan var tabii ki. Onları hesaplayalım. Bakalım onlara giren çıkan neymiş? Şimdi bir kere dostum şu küpün şu üstteki kare kısmı değil mi? 2 çarpı 2 dörtlük alanı bir kere bu üst yüzeyden çıktı gitti. Yani 4 gitti bir kere. E bir de tam benim önümde olan bak şu kare var. E bu yüzeyden, şu yüzeyden de bu 4 eksildi. Yani bir kere 4, 4, 8 eksildi. Tamam hocam bunlar eksildi de hiç mi artış yok? Tabii ki artış var. Şimdi onları da gösterelim. Bak canım kardeşim şurada nokta koyduğum bir kare var şurası. Artık burayı da hesaplayacaksın değil mi? Bu cisim dediğin zaman buradaki yüzey de devreye giriyor. Bak bu eklendi 1, 4 eklendi yani. Sonra tam şu arkadaki, şuradaki kare 4, o da eklendi. En altta nokta koyduğum şu en alttaki kare, şurası yerde duran, o da eklendi. Şu yandaki kare, bak şurası, şu yan duvar, bu da eklendi. Eklenenler de bunlar. Şimdi eksi 4 ile 4, eksi 4 ile 4 gitti. Yani 8 eklenmiş 184'e. 8 eklersek 192 mi yapıyor dostlarım? Doğru yaptık değil mi ya? 192. Heh, tamam. Yani sonucu yanlış bulmayalım da. 19 numara. Bir evin dikdörtgen şeklindeki duvarı ayrıtları 20, 50 ve 30 olan dikdörtgenler bir akvaryum koymak için oluşturuluyor. Koymak için oyuluyor. Buna göre duvarın yüzey alanı kaç metrekare artmıştır diye soruyor. Bize de burada artışı soruyor dostlarım. Bak şimdi biz burayı oyduk ya. Şu öndeki şu kocaman dikdörtgenden dostum. Şuradaki şurası
öndeki şu mavi gibi gözüken şu kısım bir kere çıktı. Yani 50 santim çarpı 30 santim dediğim kısım devreden çıktı. 5 kere 3, 15, 2 de 0 koyalım. Santimetre karelik kısım artık yok. Burası çıktı. Eksi bu. Ama bu çıktı da hocam, bak neler girdi. Mesela şu yerdeki dikdörtgen artık alan için hesaplanacak. Burası girdi. Nedir buranın? Aa, bu arada 50 çarpı 20'ymiş. Yüksekliğimiz 20, 20'ymiş arkadaşlarım. 50 çarpı 20 ne yapar? 10 çift 0, 1000. 1000 santimetre kare çıktı. Heh, şimdi devreye gireni, artı girenleri hesaplıyorum. Bak şu yerdeki artık hesaplanacak olan alan. Burası artık gözüküyor, değil mi? Sen bu cismin alanını hesaplarken şurayı da mutlaka söyleyeceksin, yerdeki kısmı. O da nedir? 50 çarpı 30'dan 1500 santimetre kare eklendi. Artı bunun tam üstündeki şu anda göremiyoruz ama şöyle bir alttan baktığınızda görebileceğiniz aynısından bir de yukarıda var. Bu da eklendi. Yani 1500 santim daha eklendi. Başka şu arkadaki duvar arkadaşlarım, en arkada bir duvar var. Şimdi şunları sileyim, iyice göstereyim onu size. Şu duvar bakın şurada. Burası da eklendi artık. Şuradan baktığınızda görebilirsiniz. Tam arkada kalan duvar. O da yüksekliği 20, yatayı 50 olan bir duvardır arkadaşlarım. Bu da eklendi. Değil mi? Yüksekliği 20, yatayı 50. 1000. 1000 santimetre kare daha ekledik. Neresi kaldı şimdi? Biz nereye hesapladık? Altı, üstü. Bir de şu yanlar kaldı. Bak şuradaki yan. Şu duvar. 20 çarpı 30'dur. Yani 600. Aynısından bir de bu tarafta var. Bir 600 de buradan eklendi dostlarım. İşte eklenenler de bunlar. Şu eksi 1000'le 1000 gitsin. 3000, 1200 daha, 4200 arkadaşlarım. 4200 eklendi. Santimetre kare tabii ki. Metre kare olunca da Ceyhan şey denizde oluyormuş. Evet, devam. 20. Aşağıda birim küplerden oluşan büyük küpün üzerinde bazı numaralandırmalar yapılmıştır. Bu numaralandırılmış küpler çıkarıldığında büyük küpün yüzey alanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir şey sormuş bize. Değişmez. 4 birim kare artar, değişmez demiş. Şimdi bak, bir numaralı küp tam köşeden çıkıyor, değil mi dostlarım? Şu köşedeki küpü çıkartıyoruz biz. Yani şu üsttekini çıkarınca altta bir tane, yandakini çıkarınca bu yanda, bunu çıkarınca da tam arkada eklendiği için köşeden çıkan da biz ne diyorduk? Bir değişiklik olmaz diyorduk, değil mi? O halde bir numara çıkarsa alanda bir değişiklik olmaz. Bunları silelim. Peki 2 numaraya bakalım dostum. 2 numara çıktığında kardeşim, bak bunlar neydi? Birim küp. Demek ki bir kenarı 1, 1, 1, 1 diyelim. Şuradaki karenin alanı 1 birim karedir dostlarım. 1 birim karedir, değil mi kardeşim? Ben bunu çıkarttığımda şuradaki 1 birim karelik kare artık gider. Eksi birlik çıktı buradan bu çıkınca. Ama bak bunu çıkarttığında içinde şöyle bir oyuk oluştu, değil mi? Şuradan yukarıdan baktığında şu yanda bir dik kare görürsün. Yerde bir kare görürsün. Bir de şu yanda bir kare görürsün dostlarım. Bu gördüğümüz kareleri de devreye sokmamız lazım. Yani 1, 2, 3, 4 yandakiler, bir de altta var. 5 tane de kare devreye girdi. Yani artı 5 eklenmiş olur buna. O yüzden 4 birimlik bir artış yaşamış oluruz biz. Demek ki ikincide 4 birim karelik bir artış yaşayacağız. 3 numaraya bakalım dostlarım. Şimdi 3 numara da şuradan çıkıyor. Bak şu çıkıyor zaten, şu kare. Direkt gitti. Şu yandaki kare de gitti. Bir kere 1 birden 1 bu. 1 de bunun alanı, eksi 2 çıktı bir kere. Peki bunlar çıkınca devreye bir şey girdi mi acaba? Ona bakalım şimdi. Bunlar çıktı. Şurayı bir sileyim. Bunlar artık yok. Peki ne kaldı geride hocam yerde? Şöyle bir şekil kaldı, değil mi dostlarım? Şöyle bir kısım kalıyor geriye. Bunlar çıkınca şöyle bir kısım kaldı. Bak şuradaki birlik kare. Şu bir, şu bir, bir de üstte bir. Yani 4 birimlikte bir
ekleme yaptık. O yüzden sonuç olarak 2 birim karelik bir artış yaşamış oluruz dostlar. Evet, cevap buymuş. 2 birim kare. Devam. 21 numaraya geçelim şimdi. 21. Bakalım bu ne diyor? Aşağıda verilen kesik konum biçimindeki lambeder başlığının üst taban dairesinin yarıçapı 3 birim. Şurası 3 birimmiş. Alt taban dairesinin yarıçapı da 6 birimmiş. Tamam. Alt tabanın zeminden yüksekliği üst tabanın zeminden yüksekliğinin yarısıdır. Tamam. Alt tabanın zeminden yüksekliği h ise üst tabanın zeminden yüksekliği 2h'mış. Buraya da h kaldı. Zeminde aydınlattığı dairesel bölgenin çevresi nedir diye soruyor dostum. Bak ne kadar kolay bir soru oldu. Şuradaki dairenin yarıçapını bulacağız. Kardeş bak burada ne çıktı karşımıza? Şöyle kırmızıyla yapayım onu ben. Şurada bir dik yamuk çıktı dostum. Bu dik yamuğu görürsek sorunun hiç de koniyle moniyle alakası yok. Kesik koni tabii ki genelde hep benzerlik yaparak çözeriz bunları. Bak burası orta tabanmış. Yani 6 dediğimiz şey 3 ile R'nin orta tabanı. Nasıl buluyoruz bunu? Topla 2'ye böl 6'ya eşitmiş. Demek ki 3 artı R 12. R de buradan 9 geldi. R'yi 9 bulduk. E bize de çevresini soruyordu dairenin. Dairenin çevresi 2 pi R. R 9 ise 18 pi. Sorunun cevabı olur. Yine bakın aynı soru tarzı. Kesik konik abajurun üst dairesinin yarıçapı 6. Şunun yarıçapı 6'ymış. Alt dairenin yarıçapı ise 12'ymiş dostlarım. Abajurun yanal alanı kaç pi birimdir diye de bir soru sormuş bize. Peki. Şimdi bunun da yüksekliği neymiş? 20 burası, 28 tamamıysa şurası da 8. Hadi gelin biz bunu yine tam koniye tamamlayalım. Bakın 6, 12. Yani yine ne oldu dostlarım bu? Orta taban oldu. 6, o zaman burası da 8 olmak zorunda. Tam 2'ye böldü demek ki şuraları. Şimdi tüm koninin hacmini bulalım. Küçük koninin hacmini, ha yok alanını soruyordu değil mi? Yanal alanı, evet. Şunu bulalım. 6, 8, 10. Bu da 10. Şimdi tüm koninin yanal alanını bulalım. Bütün hepsinin. Yanal alan piril, deterjan markası demiştik. Pi, büyük koninin yarıçapı 12, ana doğrusu 20. Yani ne geliyor buradan? 24, 0, 240 pi. Bu bütün koninin yanal alanı. Küçük koninin yanal alanı ise pi, r'si 6, ana doğrusu 10 olduğu için 60 pi de bunun yanal alanı olacak. Çıkarttığımda da 180 pi'ye ulaşmış olacağım dostlarım. Evet, hadi bakalım 22'ye kadar da çözmüş olduk. Bir sonraki videoda da devam ederiz inşallah arkadaşlarım. Öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere.